Aslında bu aslında en çok bilinmeyenli denklem. Dolayısıyla agresif bir kampanyayla girmeyen, dolayısıyla politika üretimi konusunda da oldukça zayıf kalan, mitingleri de fazla canlı geçmeyen, oldukça sönük geçen, aynı mesajlar üzerinden gidilen bir siyasi parti oylarını %25 oranında arttırmış oldu. Kendi oylarını. Ve bu şununla hani hep MHP 1999'dan beri hep oylamalara baktığımız zaman MHP oylarını hep bir reaksiyon halinde yorumluyoruz. Ancak bu seçim gösteriyor ki %12-13'lük bir kemik MHP oyu var. Bu Anadolu'da, özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, İç Ege'de oldukça görünen bir oy. Ve aslında AK Parti ile taban açısından geçirgenlik de gösterebilen bir oy. Milliyetçi, muhafazakar bir seçmen. Ancak %3 buna bir reaksiyon olarak ekleyebiliriz. Ancak MHP'yi artık incelerken daha sosyolojik bir şekilde bakmamız, MHP seçmenin aslında ne istediğini iyi anlamamız gerekiyor. Bu noktadan sonra MHP seçmenine sürekli olarak reaksiyon oyları demek, aslında yani %20 reaksiyon bir ülkede olamayacağı gibi %17 reaksiyon seçimlerde çok fazla gösterilemeyeceğini hesaba katarsak, bu noktada daha fazla incelemeyi, daha sosyolojik bir analizi, MHP seçmeninin neden MHP'ye verdiği sorusuna bir cevap bulmamızı gerektiriyor. Yani her ne kadar bu çözüm süreciyle ilgili kaygılar bir şekilde o reaksiyon kabul edilen oyların açıklaması için kullanılmış olsa da, uzun vadede baktığımız zaman Türk halkının büyük bir kısmının, hatta MHP seçmeninin de çözüm süreciyle ilgili her ne kadar bazı soru işaretleri olsa da bu süreci kabul ettiğini, ülkenin birlik ve bütünlüğü için bu sürecin gerekli görüldüğünü görüyoruz. Kamuoyu anketlerinde de bunu görüyoruz. Büyük bir çoğunlukla halk çözüm sürecini destekliyor. Dolayısıyla burada farklı bir sosyolojik gerçeklik var ve bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Bunu incelememiz gerekiyor. Peki bunun temel dinamikleri neler? Eğer bir bu reaksiyon değilse ve bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oyu AK Parti'den giden oylarla eşleştiren bir yaklaşım söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönük bu yönelimin nedeni, dinamikleri neler? Yani bunun demografik bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Şu an için öyle bir data yok elimizde. Bu demografik değerlendirmeyi yaptığımız zaman benim tahminim çoğunlukla üst orta yaş erkek ve çoğunlukla genç erkek nüfusunu göreceğiz orada. Dolayısıyla bu gibi en azından pozisyon almasa da partinin varlığının ideolojik bir anlama geldiği noktalarda ya bir geçmiş bir şekilde adetin yerini bulması, bir şekilde bunun bir geleneksel oy verme şekli olması, ikinci olarak da aileden gelen olabilir, daha farklı bir motivasyon olabilir, ikinci olarak da genç seçmenin, daha fazla aksiyon arayan, daha fazla hareketli seçmenin bu tarafa gittiğini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ancak bunun değerlendirmesi tabii bundan sonraki günlerde seçmen davranışı üzerine yapılacak demografik gözlemlerle belirlenecek. Evet.